falan filan. Şimdi bu zincirli kuyu mezarlığı. Haymatlos. Zincirli kuyu mezarlığı. Evet. Evet, Haymatlos. Çok güzel bir kitap çıktı şu anda, biliyor musun onunla ilgili? Öyle mi? Dur şimdi girmeyelim. Vatansızlar tamam. Evet, evet, Vatansızlar. Zincirli kuyu mezarlığında bir belgesel yapacağım. Cüneyt Özdemir'in 5'ine 1 K'sına. Belgesel izleyelim, yani VTR diyoruz bunlar. 4-5 dakikalık. Orada yatan insanları anlatacağız. Örneğin Rıfat Ilgaz orada. Öyle mi? Ruhi Su orada. Oo. Ruhi Su'nun mezar taşı camdandır. Güneyde şok lan. Ve kurşun mermi izleri vardır, biliyor musun? Aa. Evet ya, birileri bir gece bak. Mezarlık, Ruhi Su ya. Bu nasıl bir yaratık? Ne yani, bileyim ya. Ölmüş geç. İnsandan, Can Baba'ya da yani yıllarca ne yapıyorlar mezarına dahi, daha geçen gün andık. Neyse. Bunları anlatıyorum falan. Bir de Sadri Alışık, rahmetli Sadri Alışık mezar taşı da orada. Hı. Ve Sadri Alışık mezar taşı ne şeklinde biliyor musun? Şapka. Şapka mı? Şapkası var. Sadri Alışık. Evet. Ay ne güzel. Şapkası var. Şimdi, o zaman bir selam verelim. Şimdi selam. Evet. Şimdi gerçi Sadri Alışık büyük bir oyuncudur. Turist Omer bence onun oynadığı en zarif karakterdir. Evet. Yani Sadri Alışık'ın o büyük oyuncunun, tiyatro sanatçısının, sinema oyuncusunun bence en kolaya kaçtığı en zayıf karakteri Turist Omer'dir. Yani Sadri Alışık'ın portföyünde hamakta yatar gibi oynadı diyelim. Yani geçti gitti onun için. Yani odur. Ki çok başarılıdır. Ama Sadri Alışık'ın çerçevesinden söz ediyorum ben. Ben onu çok sabun köpüğü bulurum. Bu kadar büyük bir oyuncuda. Ve onun mezar taşıyla bitireceğim o son görüntüleri. Nasıl çekmeliyiz? Onu sıradan çekmemeliyim. Nasıl olacak dedim. Ya böyle hani sahne ışıkları var ya, geceyi bekleyeyim dedim. Gece olsun. Spot gibi değil mi? Gece arabanın farlarını açıp kapatayım, açıp kapatayım. Onun mezarlığı, mezar taşı bir gözüksün, bir insin, bir görülsün, bir insin. Kameraman arkadaşlarla da anlaştık. Yaptınız mı? Tabii gizlendik. Mezarlıkta gizledik, mezarlık kapandı. Biz gizli gizli arabayı getirdik. Farları bir açtım, bir kapattım. Aa! Mezar taşı yukarıda kalıyor. Gözükmüyor. Aa. Evet, mezar aydınlanıyor. Mezar taşı... Ne yapmalıyım? Araba rampa lazım. Kameranın, araba yükselmen lazım. Daha yeteneksiz insan gözünden tabii. Daha yeteneksiz göremeyebilir tam bizim gördüğümüz gibi de. Evet. Yani gözükmüyor. İstediğim görüntü yok. Ne yapayım? Ne diyeyim? Şöyle bir rampa yapayım dedim. Nasıl rampa yapayım? Baktım. Orada yeni açılacak mezarlar için malzemeler koymuşlar. Tahtalar, mahtalar. Gittim onları aldım. Düşünsene. Evet ya. Rampa yaptım. Arabayı tahtaların üstüne çıkardım. Tam Sadri Alışık. Tam da ona yakışan bir çözüm oldu. Son görüntü oydu. Yani bak, zincir kuyu mezarı deyince aklıma bu geliyor. Oradan geçerken. Yani orada bir ayet yazar. Her canlı ölümü tadacaktır. Evet. Işte. Çok doğru. Ama bence bunu sokağa bakan tarafına değil de mezarlığa ziyarete gittiğimizde sokağa çıkmadan, yani kapının içeriye bakan tarafına yazmalıyız. Bu çok önemli, biliyor musun? Bu dediğim ayrıntı. Hangisi? Ya çünkü o gündelik hayatın içinde geçerken her canlı ölümü tadacaktır. Yani mezarlığa ziyarete gelenler dışarı çıkarken onu okuyup hayata öyle girseler, yani hayatın kıymetini bil. Sana verilen bu büyük armağanın kıymetini bil. Şu anda mezarlığı ziyaret ettin, güzel çıkıyorsun ama bil ki sana sunulan hayat çok güzeldir. Neden hayatta olduğun sorusunun yanıtını ara. Onun hakkını ver. Yani burada anlam çok daha başka. Tutup da bu kapının dışına yazmakla içine yazmak çok farklıdır. Bu kapılara yazılan yazılar çok önemlidir. Örneğin Mısır'daki Teb kenti. Bak Mısır, koskoca büyük medeniyet. Şu günler var ya, ben Mısır edebiyatına, Mısır kültürüne sığındım ya. Bu büyük medeniyetin yaşadığı zulmü, acıları görüyor musun? Biraz Mısır'dan da konuşalım. Sevgili Yılmaz, yani insan aklı duruyor ya. Koskoca Mısır medeniyeti bu. Büyük bir medeniyettir Mısır. Bir annenin, bir babanın ufak bir çocuğu hepimizin gözü önünde yolda acımasızca dövmesi gibi değil mi? Şimdi bakın, katliamın dili, dini, ırkı yoktur. Asla. Katliamlar her yerde lanetlenir, kınanır. Peki o katliam günümüze lanetlenir... ait değildir. Bütün uygarlık tarihi boyunca bunu yapmalıyız. Ve bunun aslında simgesi de Hiroşima'dır. Hiroşima'dır. 6 Ağustos 1945 Hiroşima'ya atılan atom bombası masum insanların, yani insanların topluca katledilmesine, insanlar üstüne ateş edilmesine karşı bir duruştur. Bir hafıza, bir bellektir. Yani Hiroşima'yı kınamak bütün dünyada ki katliamları kınamak demektir. Kriter yok ki, insan olmanın yeterli kınamak için. Tabii bu pergelin çivisi gibi düşünelim bunu. Yani bunu yaşadığımız aktüelite içinde ne yazık ki hala katliam haberleri geliyor. Buna hepsi dahildir. Bu anlamda Talat Said Halman'ın
eski uygarlıklar şiirleri var. Ben buna sığındım, eski Mısır şiirleri okuyorum şu son iki günde. Ancak kalbimi, o acıyı öyle sağaltıyorum. Öyle sağaltıyorum. Yani büyük Mısır medeniyeti. Ve çok ilginç, bak bunu da ben paylaştım burada. Frédéric Bastiat'ın hukuk kitabında öyle bir metin. Aa, ne güzel buldum bunu ya. Evet. Hukuk kitabında. Bakın çok çok önemli bir bölüm. Doğuştan zeki ve cesur Yunan halkı Mısır'dan gelmiş olan göçmen ve krallar tarafından eğitildiler. Yani bugün Yunan medeniyetini var eden Mısır medeniyeti. Evet. Hocası bak medeniyet. Çok iyi. Mısır kökenli ahali Yunanlılara atletizm, at ve araba yarışlarının yanında çeşitli sportif egzersiz türlerini tanıttılar. Ancak çok önemli bakın. Ancak Mısırlıların Yunanlılara öğrettikleri en iyi şey genel olarak uysallık ve kamu yararı için yasalar tarafından yetiştirilmeyi kabul etmek olmuştur. Mısır medeniyetine bakar mısın? Koskoca Mısır medeniyeti hukukun ve bugün yani başı tabii Akdeniz kültürlerinin başkenti, yani büyük medeniyet Mısır medeniyetidir. Neden? Nedeni de işte Asya'nın, doğunun ışığını Akdeniz'e taşıyan bir medeniyettir. Ya Hiroşima, Hiroşima'yı gördün mü sen? Gelin. Bir gün sen Hiroşima'ya gidelim. Ya. Hiroşima'da bir müze var, Barış Müzesi. Barış Müzesi'ne gidip insan o Hiroşima'daki yaşanan acıları, o ya her yer Hiroşima. Yani aslında her yer bugün işte Mısır ya da bir başka yer. Sonuçta insan. Yer, mekan, dil, din önemli değil. İnsan. İnsanın insana yaptığı zulüm. Bak sana çok ilginç. Şunu Charlie Chaplin aman düşmesin. Talat Said Alman'ın bu kitabı herkese öneriyorum. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Mutlaka bu kitabı okuyun. Mutlaka. Bunda her şey var. Yani bin kitaba bedel. Eski Uygarlıkların Şiirleri adlı kitabında Mısır'la ilgili bak Güneş Tanrısı'yla ilgili bir şiir var burada. Ra. Evet. Tek. Tek çıkar. Amin. Amin. Amos. Sen, amin diyoruz ya işte Mısırlıların evet. O tek tanrısıdır o. Öyle mi? Tabii Arapçaya oradan geçmiştir. Ha, Arapçaya oradan geçmiştir. Ben ya, de Sun'u yakın ararken şunu söyleyeyim hemen. Mısır'la ilgili niye bir şey yazmıyorsun? Orada katliam var. Gezi Parkı'nı yazarken iyiydi. Veya Burak Yılmaz gol attı. O Galatasaraylı. Sen de Galatasaraylısın. Milli takımın golünü Burak Yılmaz atmasaydı verir miydin? Şimdi ben onu yapar mıydım? Yapmaz mıydım? Siz anlarsınız zaten de. Benim ricam sizin kalbinize bunlar nasıl geliyor? Bu ihtimali bile nasıl düşünebiliyorsunuz? Bize nasıl ya, yakıştırabiliyorsunuz? Kuyudayız. Kendi kalbinize nasıl yakıştırabiliyorsunuz? Kuyudayız. Kuyu. Burada su da var. Çok güzel su var bu kuyuda biliyor musun? Ama bir laf var bizde. Bir deli bir kuyuya taş atar 40 kişi çıkartamaz. O da var burada yani. Herkes kendine göre bir şey yapıyor. Şimdi bak kökleri milattan önce 2000 yılına dayanıyor. Güneş Tanrı'nın övgüsü. Şiir bu. Bir bölüm okuyayım. Tamam. Bambaşka bir alemde Nil'i yaratmışsın. İnsanları hayata kavuşturup yaşatmak için. Yarattığın insanlar seni yoruyor Tanrım. Onlar uğruna yükseliyorsun, ışıldıyorsun. Yüce kudretinle yaşatıyorsun en uzak ülkeleri. Cennette bile bir Nil yaratmışsın. Koca denizler gibi yağmur ve bereket getiriyor. Kentleri susuzluktan kurtarıp köylülere su veriyor. Sonsuzluk Tanrısı, gözümüz kamaşıyor yarattıklarınla. Cennetteki Nil yabancılar için. Dört ayak üstünde yürüyen yırtıcı hayvanlar için. Ama bize verdiğin Nil Mısır'ındır. Sen ışıldayınca beslenir bizim tarlalarımız. Mevsimlerimizi bizler için yarattın. Ya yani müthiş bir şiirdir bu. Uzun bir şiirdir. O kadar güzeldir ki. Şey hoşuma gitti benim. Yarattığın insanlar seni yoruyor. Tanrı. Yoruyor Tanrı. Ya, müthiş ya değil mi? Bugün tam. Birbirlerini bugün, yoruyorlar. Bugün Tanrı, yarattığı insanlar yoruyor. Nil'de birbirini öldürüyor. Yani oturup konuşsalar ne için yani? Ne adına ne için? Büyük bir trajit. Maalesef. Mısır'dan resmi ürün sayıları geliyor. Böyle korkunç, korkunç, korkunç. Ya yani bir kişi katledilse, bir kişi katledilse o zulümdür. Bir insanın katledilmesi büyük bir zulümdür. Bu
politik ötesidir, bu siyaset ötesidir. İnsan her şeyin üstündedir. Politika, siyaset bunlar insana hizmetin araçlarıdır ancak. Ama asıl olan insandır. Bir yerde insanlar katlediliyorsa orada zulüm vardır, katliam vardır. Yani lanet olsun demeye bile bana az geliyor. Yani lanet diyelim demek bile bana az geliyor. Evet. Hala bakın 2000'li yıllar insanlık değil mi neler ama bunlar hala bunlar yaşıyor bir yandan da bütün dünya. Bir yanda işte efendim gazete haberlerinde işte hastalıklara çare bu doktorlar uğraşıyor ne güzel değil mi? Çare bulmak için. Şu anda doktorlarla uğraşıyorlar ne kötü değil mi? Değil mi bak büyük trajedi. Şu anda nice ameliyathanede dünyada doktorlar, hekimler insan canını kurtarmak için uğraşırken yine şu anda birileri de insanların üstüne ateş edin emrini veriyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? İkisi de insan, bunu yapan insan. Bugün sormuş biri ölüm Allah'ın emri, öldürmek kimin diye. Güzel. Efendim bir kere son zamanlarda yaşadığımız büyük bir sevgisizlik sorunu var ya da daha doğru bir ifadeyle son zamanlarda sosyal medya sayesinde birbirimizin nefretimizin ortaya çıktığı bir ortam var. Bir kere birbirimizi sevmek zorunda asla değiliz. Fakat birbirimizi saygısızca konuşmak, birbirimizi en kötü şeyle itham etmek, aynı fikirde olmayanları en kötü şeylere mazhar kılmak. Bir şey söyleyeyim. Bak, özür dilerim. Bir şey söyleyeyim. Güzel, bu güzel. Ben şunu söylüyorum. Birbirimizi sevmek zorundayız. Bakın çünkü bugün gerçekten ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben şu güzel sözden yanayım. Yaradılanı severim. Yaradan'dan ötürü. Bu ne? Evet. Sayın Başbakan'a çok kullandı bir ama bunu göstermeleri lazım. Bunu göstereceksin. Yani laflar herkes kullanıyor laf olarak. Kefenin cebi yok. Kefenin cebi yok da abi her şey dünyalık yapmışsın. Seni yani, seviyorum lafı gibi değil mi? Beni seviyor diye yani, aldığını anladın. Bu sözler kullanılır. Onlar sözlerek kullansınlar ama bunun hakkını vermek, bunu düşünmek bunu hayatında hani ya bir sümüklü böcek bile yaprağın üstüne gidiyor da geride bir parıltı bırakıyor değil mi? Yani bıraktığında o var mı? Ben onu bıraktığında ararım. İnsanın geçtiği yerde ararım. Söylediği yerde aramam o sözün samimiyetini. Geldiği yerde ararım. Orada o var mı? Peki spora geçelim mi? Ya yok ya spor. Geç. İstersen geç. Milli takımla ilgili konuşmak istiyorum. Var mı öyle bir takım? Milli bir şey kaldı mı ya? Evet. Yani her şeyin millisi, her ulusal şeyler sanki bunlar kötü değerlermiş gibi tukaka tukaka. Hani böyle yaraydı. Ben onlara yaraydı diyorum. Çok yaraydı gazeteciler var. Bu ulusalcı. Evet. Ya lan böyle kelimeleri bu dinci. Etiketleyip yapıştırıyor. Nedir yani böyle bir şey var mı yani? Bu yaraydı tavrıdır biliyor musun? Ulusal takım dün golleri gördüm ben. Ulusal takım konuşuyor diyeyim. Evet, milli takımda golleri gördüm. Konuşacak bir şey var mı? Yani ne bileyim ben futbolu Ben futbolu 2 yıldır kapattım. Çünkü adaleti yaşamın her alanda arayanlardanım ben. Spor alanında da adaleti arıyorum. Yani böyle şikelerin olduğu, dopinglerin olduğu, bayrağımızı taşıyan atletin ırkçı söylemler söylediği bir yerde orada dur kardeşim. Bu kadar basit konuşacak bir şey değil. Burada çok ciddi meseleler var demektir. Bu yüzden hayat bir bütün. Hayatın her alanında böyle bir ne bileyim şovenizm, ırkçılık. Ne korkunç bir laftı o ya. Değil mi yani? O zaman biraz yani ne bileyim ya neydi Ermenilerle. Ya Ermeni de, Azeri de, ne bileyim Kürt de, Çerkez de. Bunlar güzeldir kardeşim. Bunlar kültürdür. Bunlar medeniyetlerdir. Arnavut. Ya ne güzel ya. Lütfen. Ha, birbirimizi eleştirelim tamam. Eleştirmek için bir etnik yapıyı. Abi herkes Fenerbahçeli şey. Olursa, herkes Galatasaray olursa, herkes Trabzonspor olursa. Ben zaten onu söyledim. Orada bıraktım. Ben Trabzonspor olarak bana Fenerbahçeli olan rekabet lazım. Galatasaray olan rekabet lazım. Beşiktaş lazım. Bursa lazım. Eskişehir lazım. Üzüldüğüm bir şey var. Onu söyleyebilir miyim sayende şimdi? Evet. Abi seni çok seviyoruz. Bir de Galatasaraylısın o yüzden seviyoruz. Veya abisini seviyoruz ama bir Galatasaraylısın ya bir de ya. Ben bu ikisinden de aynı rahatsızlığı hissediyorum. Ne seviniyorum öyle deyince? Çünkü cı olmuyor. Galatasaraycı, Fenerbahçeci olmayalım. Ya gitsinler tek başlarına langırt oynasınlar. Langırt için bile karşıya biri lazım ya. Yani git tek başına oyna o zaman kardeşim langırt ya. Git tek başına vur topu o kaleden o kaleye. Git tek başına koş orada ya. Böylelikle hiç kaybetmezsin. Aslında kaybettiğin öyle çok şey vardı ki onu görmezsin ve orada egonla koşar durursun değil mi? Peki şimdi spor o zaman hızlı geçelim. Volkan o golü nasıl yedi ben anlayamadım o golü ya. İyi büyük kaleciyi kötü golü yer ama. Yok o başka konsantrasyon eksikliği. Yani böyle şeydir hani milli maç oynuyorsun tribünlerde kimse yok. Antep'e mi? Yani
konsantrasyon eksikliği. Yani